Herkese günaydın, iyi haftalar. Cuma günü yine hafif satıcılı bir kapanış yaşadık. Nasdaq tarafında zaten biliyorsunuz yeni zirve yapmış durumdayız ama tamamen vergi tasarısına yönelik bir pozitif hareket biraz tabii abartılı olacak. Çünkü hem tamamlanmasına biraz vakit var hem de biliyorsunuz uzun süredir zaten bu gelişmeyi satın alıyoruz. Bu gelişmede ne noktadayız? Muhtemelen Thanksgiving sonrası Senato'da bu konu oylanacak. Dolayısıyla piyasa kısa vadede biraz o konuya odaklanacaktır. Biraz daha bu konudan etkilenen endeks Russell'a baktığımızda orada henüz yeni bir zirve yapılmadığını görüyoruz. Bu seviyelerden alış tavsiye etmek zor ama çok büyük bir düzeltme gelse bile o tarafta alımda bence rahatlıkla alınabilir. Hala Amerikan endekslerinde yukarısı açık diye düşünüyorum. 2670 ilk hedefi korumaya devam ediyorum. Bu hafta ekonomik veri açısından baktığımızda biraz daha sanki zayıf bir hafta. Dayanıklı mal siparişleri gelecek görüyorsunuz. Ama herhalde en önemli gelişme tutanaklar olacak. Neden önemli gelişme? Aralık ayını etkileyecek bir gelişme değil ama buradaki düşük enflasyon korkusu yaşayan kesimin büyüklüğü aslında isterseniz Aralık toplantısında nasıl bir özellikle noktacıklar açısından dağılım olacağını da belirleyecek bir gelişme. Dolayısıyla burada eğer ciddi anlamda bir korku varsa, korku sezebilirsek ve Aralık toplantısına kadar verilerde çok net bazı değişiklikler olmazsa muhtemelen 2018 noktalarında aşağıya doğru çok büyük olmasa da aşağıya doğru bir düzeltme görebiliriz ki bu Fed'in de piyasaya yaklaşması anlamına gelecektir. Benim beklentim Fed'in önümüzdeki sene 3 tane gerçekten arttırmayı başarabileceği yönünde. Ama tabii vergi paketiydi, önümüzdeki aylarda ücretlerde bir artış görmemiz gibi bazı varsayımlara dayanan bir düşünce bu. Bunlar olmaması takdirde seneye Fed'in değil de piyasanın söylediği gibi 1-1,5 arası bir faiz artışı. Tabii buçuk diye bir şey yok da piyasa o tip fiyatlıyor. Bir faiz artışı görebiliriz gibi gözüküyor. Bu hafta Çin açısından baktığımızda çok veri yoğun bir hafta değil. Dolayısıyla oradan biraz daha zayıf bazı haber akışları göreceğiz. Yuan tarafına baktığımızda hafif bir değer kaybı göze çarpıyor ama zaten bu ağırlıklı olarak genel bir fiyatlama. Buradan da kastım Euro tarafında biliyorsunuz Almanya ile Almanya'daki görüşmelerin başarısız bitmesiyle beraber Merkel Cumhurbaşkanı'na çıkacak bugün ve bir karar alacaklarını söyledi. Bu nasıl bir karar olabilir? Azınlık hükümeti üzerinde çalışmayı deneyebilir veya yeniden bir erken seçime gidebiliriz. Euro'nun tepkisine baktığımızda görüyorsunuz desteğini test ediyor. Dolayısıyla şu andaki hareket özellikle de Asya seansında olduğunu varsayarsak çok da bize piyasanın korku içinde olduğunu gösterir noktada değil. 50 günlük ortalamanın altına düşmemiz pozitif ama şu desteğin de artık altına gelmemiz gerekiyor ki şuradaki hareketin sona erdiğini, nötralize olduğunu söyleyebilirim. Tabii aslında böyle bir şey olacağı biliniyordu. Hatırlarsanız sabahki mailde de paylaştım. Zaten seçimden sonra biraz uzayacağı, ortalama 46 günü geçeceğini tartışmıştık. Nitekim 2 aya yakın bir süre olmak üzere ama baktığınız zaman yeni bir seçimde seçmenler Merkel'i tamamen terk mi edecek veya AfD 3. olmaktan 2. veya 1. parti mi olacak? Hayır. Muhtemelen hatta belki Merkel bir toparlanma bile yaşayabilir. Dolayısıyla piyasa bu konuyu şimdilik aşırı fiyatlama isteği içinde olmayacaktır diye düşünüyorum. Negatif bir gelişme ama bu konu çok uzamadığı sürece sadece birkaç günlük veya haftalık etkisi olacaktır. Şunu unutmamak lazım yine de şu pozisyonlara baktığımızda ki bu 14'ü itibariyle bence hafta sonu itibariyle baktığımızda aslında bu pozisyonlar arttırılmış durumda.
hala aşırı long diyebileceğimiz bir euro yatırımcı kitlesi var. Dolayısıyla yukarı hareketin zorlanmasının bir nedeni de bu. Evet, koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla tamamlanması elbette negatif bir gelişme. Ama çok aşırı long olmasından dolayı tepkilerinde biraz abartıldığını görebiliriz. Dolayısıyla 1.17-30'un altına kayabilirsek benim yaklaşımım açısından bu pozitif bir gelişme olacaktır. Ama sadece koalisyonla da fiyatlanacak bir noktada değil şu andaki euro. Çünkü son zamanda gelen verilerin iyi olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla sadece koalisyon euro longları yeterince ürkütmeyecektir. Biraz daha Amerika tarafından net veriler gerekiyor veya Avrupa tarafından kötüleşme, işte İtalya konusunda bazı tedirginlikler vesaire yaşamamız gerekiyor. Japonya yeni tarafına bakarsak orada söylenebilecek çok fazla yeni bir şey yok. Hala 114.50'nin aşılamadığı, dolayısıyla da aşağıya doğru gittiğimiz bir piyasadayız. Kısa vadede şurada gördüğümüz 111.70'lerin altına kaymamasını tercih ederim. Burası birkaç kez test edildi, destek olarak çalıştı. Daha sonra şuralarda görüyorsunuz direnç olarak çalışan bir bölge. Dolayısıyla altına geçmemesi bence eğer yan tarafında negatif, yani dolar bullishseniz altında bir kapanış yapmaması gerekir diye düşünüyorum. Bu tarafta da aşırı seviyelerde olmasa da yüksek diyebileceğimiz pozisyonlar vardı. Son CFTC verilerine göre bakarsak pozisyonların biraz daha arttığını görüyoruz. Dolayısıyla aşırı değil, rekor seviyelerde değil ama yenin değer kaybetmesini sağlayacak kadar da düşük sayıda değil, aksine yüksek miktarda bir short pozisyon olduğunu görüyoruz. Yine önümüzdeki günlerde, haftalarda tartışılması devam edecek bir konu pound tarafı. Brexit görüşmeleri, zirveleri devam ediyor. Burada da hala pound'un yön bulamadığını görüyoruz. Ara yukarı ataklar, ara aşağı ataklar yaşanıyor ama çok net bir yukarı hareket yapamadığını veya aşağı hareket yapamadığını görüyoruz. Hala yükselen dipler var. Dolayısıyla bu dipler kırılmadan pound'da aşağıya dönüşün başladığını söylemek çok doğru olmayacaktır. O yönde bir trade yapmıyorum. Beklentim aşağıya doğru kırılması yönünde ama en azından şu 1.30'ların altına gelmemiz gerekiyor ki baskının biraz daha net bir şekilde arttığını söyleyebilirim. Şu anda gördüğünüz gibi geçtiğimiz Eylül ayından bu yana yükselen dipler var. Bu da teknik açıdan baktığımızda pound pozitif bir gelişme olarak görülebilir. Altın tarafına gelelim. Altın tarafında tabii ki özellikle yen tarafındaki toparlanma, ardından da 10 yıllıklarda yaşanan geri çekilme son derece altın pozitif bir fiyatlamaya neden oldu. Cuma günü sert bir şekilde yukarıya çıktık. Muhtemelen koalisyon görüşmeleri vesaire buraya da ufak tefek pozitif etkilerde bulunabilir. 1305 civarını burada takip ediyorum. Daha önce döndüğümüz seviyeler, bu seviyeler, bu seviyeyi aşması durumunda yeniden yüksek seviyeleri, daha doğrusu şu önceki tepesini tartışabiliriz. Pozitif bir gelişme olarak her zaman konuştuğumuz gibi gümüşün de altınla beraber hareket etmesi, hatta altından daha iyi hareket etmiş olması olumlu bir gelişme. 200 günlük ortalamayı tekrar deniyoruz şu anda. Altına kaymamasını altın boğaları açısından pardon, tercih etmek gerekir diye düşünüyorum. Tam olarak hangi fundamental yukarıya götürüyor? Kuzey Kore'nin aksine biraz daha ekonomik verilerden, daha doğrusu söylediğim gibi 10 yıllıkların ve Japonya'nın hareketinden baz aldığından dolayı daha sağlıklı bir hareket görüyorum. Biliyorsunuz benim beklentim yukarı devam etmesi değil. Çünkü 10 yıllıklarda tekrar 2.40'ların üzerine doğru gitmesini bekliyorum. Ama objektif bir gözle bakan trader açısından hem Japon yeni hem 10 yıllıkların hareketi, özellikle 117.70'ler Japon yeninde kırılırsa çok daha altın destekleyici olacaktır. 10 yıllıkları da şimdi birazdan konuşacağız. Petrol tarafına geçelim. Petrol tarafı 55-60 aralığına oturdu. Benim de istediğim zaten buydu. Bu seviyelerden maliyetlenmenin artıyor olması, ortalamaların yönünü yukarıya doğru çevirmesi, petrolün kuvvetlenmesi açısından gerekli bir gelişme. Dümdüz 4 nala yukarı gitmesi çok sağlıklı bir gelişme değil zaten. Cuma günü açıklanan kuyu sayılarına baktığımızda
bir değişiklik olmadığını gördük. Dolayısıyla Cuma günü destek veren gelişmelerden birisi de buydu. OPEC toplantısı var biliyorsunuz önümüzdeki haftalarda. Oradan çıkacak olan konu yani minimum 6 aylık şeyin devam etmesi, kısıntının devam etmesi gerekiyor. Bunun üzerine ancak bir şeyler koyabilirse 60 bandının üzerine atacak bir hareket görebiliriz. Onun dışında hala bence azalması gereken Amerika'da stoklar var. Önümüzdeki haftalarda bu verileri görmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla 55-60 bandına oturmuş bir petrol piyasası söz konusu olacaktır. Buradaki pozisyonların büyüklüğüne de hemen bir göz atalım. Çünkü biraz rahatsız edici diyebileceğimiz seviyelere gelmiş durumda. Şurada gördüğünüz üzere en yüksek long pozisyonlar şu anda söz konusu. Bu yukarı hareketi sınırlayacak bir gelişme. Daha önemlisi muhtemelen de aşağıya doğru bir satışa neden olabilecek bir gelişme. Şunun üzerine rol eden kontratı bir atalım. Şurada tabii çok belirgin bir zirve. Buralardaki zirveleri görüyorsunuz. Petrol yakalamış durumda, daha doğrusu aşırı longlarla yakalanmış durumda. Şu zirvede evet yeniden petrolde bir satış geldiğini gördük. Aşağı yukarı 54 dolarlardan 42 dolarlara kadar bir hareket geldiğini görüyoruz. Şu anda da yeniden tarihi bir rekor long seviye var. Dolayısıyla petrol tarafında long pozisyon taşıyorsanız stoplu taşımanızı 60 seviyesi aşmadan da hani long term uzun vadeli bir pozisyon alan tradersanız 60 seviyesi aşılmadan da çok fazla longa girmemeyi tavsiye ediyorum. Çünkü bu pozisyonlar en ufak bir kötü haberde hızlı bir şekilde bozulacaktır. Zayıf ellerin pozisyonları bunlar diyebiliriz. Amerikan 10 yıllıklarına bakalım. Burada da görüyorsunuz 2.32 seviyelerine gelmiş durumdayız. Tabii genel bir satış var. Muhtemelen bugün Almanya tarafında bu kapanış bunlar. Almanya tarafında biraz daha zayıflayarak açıldığını görebiliriz diye düşünüyorum. Buradaki kritik seviye yani çok istemesem de aşağı yönlü bir kırılma şurada görüyorsunuz kısa vadede 2.31'ler civarında yaşanabilir. Eğer bu seviyeler kırılırsa 50 günlük ortalamanın da altına doğru bir hareket yaşanacak demektir. 2.25'lerin kırılması kat ettiğimiz bütün mesafeyi yani şu toparlanmayı bozan bir gelişme olur. Dolayısıyla öyle bir hareket görmek istemem. Ama tabii buraya doğru bir geri çekilme altında da aslında 1360'ların yeniden test edilmesi anlamına gelecek. Dolayısıyla özellikle o açıdan da takip etmek gerekiyor. Şimdi çok fazla bu konuya değinmiyorum. Bu konulara biliyorsunuz benim alanım olmadığı için. Ama çok fazla soru geldi Cuma günü. Dolayısıyla şu tabloyu sizinle de paylaşmak istiyorum. Bana sorarsanız ayın 8'inin bir özelliği yok. Yani Christmas öncesi yavaş yavaş bukların kapandığı bir dönem olmanın ötesinde. Ama görüyorsunuz 8 Aralık kollarla ilgili dönüp dolaşan sorular geliyordu devamlı. DTCC'deki pozisyonları dolayısıyla sizinle paylaşıyorum. Şurada da gördüğünüz kolların seviyesi. Tabii benzer bir şekilde aslında daha düşük miktarlarda olsa da putlar da var. Bu gördüğünüz son bir aylık tablo. Dolayısıyla şunu biraz daha geriye çekersem, şimdi bunun dizilmesi biraz vakit alacaktır ama görüyorsunuz yavaş yavaş gelmeye başladı. Bu tarafta da daha önceki yani Eylül-Ekim'i gösteriyorum. Az önce Ekim-Kasım pozisyonlarını alınan göstermiştim. Eylül-Ekim'i gösteriyorum şimdi. Eylül-Ekim'de de yine ayın 8'ine yığılmış olan bazı opsiyonlar var. Bunlar sadece kol opsiyonları değil yani tamamen yukarıya oynayan opsiyonlar değil, altını tekrar çizmek isterim. Gördüğünüz üzere put opsiyonları da var benzer büyüklükte ama tabii ki ağırlıklı olarak kol opsiyonlarına pozisyon aldığını görebiliyoruz. Şurada putları yine görüyorsunuz. Dolayısıyla piyasanın bence biraz hassas bir şekilde, gereksiz hassas bir şekilde takip ettiği görüntüde bu ama benim bildiğim kadarıyla ayın 8'inin özelliği Christmas öncesi yavaş yavaş artık
bookların kapanacağı, pozisyonların kapanacağı günlerden bir tanesi olması. Herkese tekrar iyi haftalar diliyorum.